bugün 3 yıl evvel gerçekleştirdiğimiz festivalinin davası vardı. Aslında tanıkken sanık olduğumuz dava. Hani suçsuzken, olayı yatıştıranlarken, olayın büyümemesi için canla başla çalışan personelimizle birlikte şahsımın uğraşısına karşı tam da sanık sandalyesine bilinçli oturtulan dava bugün görüldü. Siyasi bir dava demiştik bu dava için ve onun olduğu ortaya çıktı. Bugün savcının mütalasında hak mahrumiyeti de söylenerek, yani Fındıklı halkının iradesini yok sayarak şahsıma ve bir çalışanımız Yücel Oğuz'a, iki sanığa cezalandırılması konusunda mütalaa verilmiştir. Bu mütalaa aslında Fındıklı halkının iradesini, meci anlayışını kabullenmemektir. Bu mütalaa aynı zamanda halkın yönetime katılmasını kabullenmemektir. Bu mütalaa aynı zamanda yolsuzluk ve yoksulluk düzeninin sürmesi demektir. Fındıklı'da yolsuzluğa, yoksulluğa karşı mücadele eden halkın kendi iradesi, meci anlayışını yok etme çabasıdır. Bundan rahatsız olan zümreler, işte hukukun üstünlüğü değil, hukukun üstünlüğünü savunup üstünlerin hukukunu yeneceğiz diyenler aslında kendi üstünlerini oluşturup halkı cezalandırmak istemektedirler. 25 Nisan tarihinde Fındıklı halkıyla birlikte, Fındıklı halkının iradesini avukatlarımızla birlikte savunacağız. Meci anlayışını daha da büyüteceğiz ve bu tür yalan, yanlış, iftira dolu beyanlarla açılan davaların sonucu halkın nezdinde her zaman mahkum olacaktır. Sonuçta halk kazanacaktır. 25 Nisan tarihinde Fındıklı halkıyla tüm dostlarımızı Fındıklı'da, Pazar Adliyesi'nde davamızda omuzdaş olmaya çağırıyoruz.